Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. YouTube'dan bir öneri gelmişti. Citroen C3 ile uzun yol yapar mısın diye. Ve ayrıyeten Instagram'dan da yakıt tüketimi ile alakalı birkaç soru gelmişti arkadaşlar. O yüzden ben de direksiyon başına geçtim ve bu konu hakkında bir video çekmek istiyorum. Biraz önce yakıt tüketimi ile alakalı verileri sıfırladım. Şu an 5.5 litre görünüyor uzun yolda. Anlık tüketimi de göstereyim size. Daha doğrusu görüneceğini zannetmiyorum ama 4.7-4.6 civarında. Ayrıyeten Citroen C3'ün artıları ve eksileri hakkında da birkaç deneyimi sunacağım size. Böyle bir deneyim videosu da olmuş olacak. Şu an klimamız kapalı ve 5.4 litre ortalama yakıt görünüyor. 70 km hızla gidiyoruz ve 2000 devirdeyiz 5. viteste. Bu tabi normal değerden biraz az. O yüzden birazcık şöyle gaza yüklensem iyi olacak. Yüksek viteslerde yavaş gittiğinizde de arabanız yakıtı fazla yakacaktır. Arabamızın eksilerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu araba 1.4 konfor paketi, benzinli versiyonu. 75 beygir fabrika verisi var. Arabamızda tutamaç yok arkadaşlar. Yani normalde sürücü tarafında böyle tutamaç olmaz. Yani genel anlamda olmaz. Çoğu arabada olmuyor genelde. Bazılarında var, bazılarında yok. Ama bu arabada hiçbir koltuğun üzerinde tutamaç yok. Yani bu uzun yolda sizi etkileyen bir şey, benim de gözüme çarpan ilk detaylardan biri oldu. Bu normalde çok pahalı bir şey değildir ama bunu arabaya ilave etmemişler. Yani normalde genelde tutamaç çok ihtiyaç olan bir durum değil ama uzun yola gittiğinizde kıyafetlerinizi falan asmak için de bir ayrıca aparat da yok arkadaşlar. Bu yüzden tutamaç eksi bir durum diyebilirim. Bu arabanın eksilerinden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Başka bir eksi ise arka camların manuel olması. Ön camlara nazaran arka camlar manuel arkadaşlar. Elle çevirip açıyorsunuz. Yani dijital kliması olan bir araçta, 2010 model bir araçta bunlar bence eksi sayılıyor olabilir. Çünkü çok zor bir şey değil. Ama bunu da eklememişler arabaya. Genelde Citroen, Renault, Peugeot grupları zaten arka camları manuel yapıyor. Bir yerlerden fiyat kırmaları gerekiyor. Maliyeti düşürmeleri gerekiyor daha doğrusu. O yüzden böyle bir eksi yönü var diyebilirim. Bir diğer eksi olarak gördüğüm durum da arabamızın teybi arkadaşlar. Arabamızın orijinal teybini söküp başka bir teyp taktığımızda şurada görmüş olduğunuz teyp kolları ve hani ses açma kapatma, müzik değiştirme tuşları çalışmıyor. Bu yüzden size CD'li bir teyp vermişler. Ayrıca de radyosu var. Bunu kullanmanızı istiyorlar. Bu konuda elektronikçiler biraz işlemler yapıyor. Bu kolu aktif hale getiriyorlar ama bu ekstra bir iş ve hani normal şartlarda böyle bir durumun olmaması gerekiyor. Zaten hani her şeyin bir çaresi vardır. İlla ki bunda bir çaresi bulunmuş ama orijinal teybi taktığınızda direkt çalıştırıp bununla komut edemiyorsunuz. Böyle bir eksi yanı var benim gördüğüm. Kemer ayarlarımız yok. Yani kemerlerimiz düz vaziyette ve yukarı aşağı oynatamıyorsunuz. Böyle bir eksi yanı var. Bunu da söylemek istedim. Bu arada 70 km hızla gidiyorum. 5. vitesteyim ve 5 litre yakıt tüketimimiz var. Yani bunu uzun yolda denemek istiyorum. Yakıt tüketimimiz fabrika verilerinde 8.3 litre. Şehir içi 5 litre, şehir dışı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ortalama yakıt tüketiminde 6.3 litre. Şu an gördüğünüz gibi 5.2 litre yakıyor 100 km'de araç. Bu otomobili alacaksanız bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Ayrıca birazdan da artılarına geçeceğim arkadaşlar. Bu arabanın da gözüme çarpan artıları var. Artılarından bir tanesi tabii ki dijital klima olması. Bu arabada dijital klima var. Yani o yıllarda normalde çoğu araba, çoğu hani bu segmentteki arabalar manuel klima kullanırken bu pakette dijital klima kullanılmış. Verimli bir şekilde çalışıyor. Gayet de güzel. Bunu bir artı olarak yazabiliriz. Yani Citroen markasının bu segmentte bir arabasında dijital klima olması gerçekten güzel bir durum. Bu yüzden bunu artı olarak yazabiliriz. Ayrıca gözüme çarpan başka bir artı yönü daha var bu arabanın. Direksiyon ayarı arkadaşlar. Direksiyon ayarı normalde çoğu arabada böyle alçak yüksek olarak ayarlanıyor. Ama bunda gördüğünüz gibi ön arka istediğiniz gibi nasıl oturursanız o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu da gayet hoş bir şekilde ayarlanıyor. Fazla zorlamıyorsunuz bunu ayarlarken. Şöyle gördüğünüz gibi ben alçak vaziyette ve ön tarafta kullanıyorum. Çünkü koltuğum arka tarafta olduğu için. Bu da gözüme çarpan artı bir yönü olarak görüyorum. Şöyle birazcık hızımı da arttıracağım. Yine 5. vitesteyiz ve 100 km hızlara çıkacağım. Şu an saatte 100 km hızla ilerliyoruz. Biraz da böyle kullanmayı düşünüyorum. Bakalım yakıtımızı ne kadar etkileyecek. Şu anda 100 km'de 5.3-5.2 litre olarak değişiyor. Gerçekten şehir içi
kullandığınızda bu arabayı 8 litrelere kadar çıkıyor. 8.2, 8.3 litrelere kadar çıkıyor 100 kilometrede. Gibi şehir dışında bir hayli az yakıt yakıyor diyebilirim. Şu an 100 kilometrede 5.4 litre yakıyor ve 100 kilometre hızla ilerliyoruz. 5.5 oldu. Belki bunu da bu arabanın artılarına ekleyebiliriz arkadaşlar. Başka kullanıcı deneyimlerimi ekleyecek olursam, gece kullanımda arabanın farlarından gayet memnunum. Ondan bahsedeyim. Ayrıyeten aynanın konumları ve görüşü gayet hoş duruyor ve yeterli seviyede size gösteriyor. Bunlar da hani kendi gözüme çarpan detaylar. Arabanın yakıtından bahsetmişken arabanın seriliğinden de bahsedeyim arkadaşlar. Yani 1400 motor ve 75 beygir bir arabaya göre normal seviyede diyebiliriz. Çok seri bir araba değil. Yani bu arabayı aldığınızda birazcık o konuda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok seri bir araba kullandıysanız daha önce ya da çok hızlı araba kullanmak istiyorsanız bu araba sizi tatmin etmeyecektir. Fabrika verilerinde maksimum hız 160 km saatte. Yalnız fabrika verileri her zaman doğru olacak diye bir durum yok. Ama ortalama 160 km hıza çıkabiliyormuş. Ayrıyeten arabanın viteslerde maksimum hız değerini öğrenmek istiyorsanız kanalımızda bulunan videoların arasında Citroen C3 maksimum hız denemesi adlı videoyu izleyebilirsiniz. Onu da ben kendim deneyimledim. Citroen C3 ile farklı videolar istiyorsanız yine kanalımızda mevcut arkadaşlar. Şu an 100 km'de ortalama 5.3 litre yakıt yakıyoruz. Dediğim gibi 90-100 üzerinde ilerliyorum. Bu şehir dışı ortalaması. Ortalama zaten şehir dışı 5 litre olarak görünüyordu fabrika verisinde. Bunu da 5.3 litre ile göstermiş oluyoruz. Yani gördüğünüz gibi 5.3, 5.4, 5.5 litre yakıt durumumuz var 100 km'de. Yine kendi kullanıcı deneyimim olarak bir şey sunmak istiyorum arkadaşlar. Bu arabanın kornası biraz böyle zor basılıyor. Bu konuya da değinmek istedim. Çünkü bazen hani ben bu arabayı uzun zamandır kullanıyorum. Yaklaşık 1000 km falan oldu. 1500 km falan oldu. Arabanın hani kornası böyle zor basıyor. Şehir içinde birini gördüğünüzde, bir arkadaşınızı gördüğünüzde falan böyle hani basitçe kornaya basmak istersiniz. Ben bazen basıyorum, 2-3 kere basmak zorunda kalıyorum. Birazcık zor basıyor, nedenini bilmiyorum ama muhtemelen bu arabaların hepsi bu şekildedir. Çünkü direksiyon sert bir yapıya sahip. Bastığınızda da sert olduğunu hissediyorsunuz. Daha önce farklı arabalar kullandığım için bu deneyimi de size sunmak istedim. Arabanın rüzgar sesinden, yalıtımından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 120-130 km hızlara çıktığınızda en az, çok az da olsa bir rüzgar sesi geliyor. Ama onun dışında yalıtımından gayet memnunum. Yol sesini ve rüzgar sesini çok fazla almıyor diyebilirim. Yani bu Citroen C3 ve bu segmentte bir araba için normal seviyede diyebiliriz. Artı ya da eksi dememize gerek yok. Böyle bir deneyimi de size sunmak istedim. Citroen C3 alacaksanız bu konuda da bir fikir edinmiş olursunuz. Ses yalıtımı bence gayet yeterli. Ama ekstra ses yalıtımları da yapmak işinize yarayabilir. Hani farklı segmentlerde yüksek fiyatlarda otomobil kullandıysanız bu zaten birazcık size basit gelecektir o konuda, yalıtım konusunda. Bu yüzden bu konuyu da değinmek istedim. Arkadaşlar farklı kullanıcı deneyimlerinizi lütfen yorum kısmında belirtin. Uzun yıllardır Citroen C3 kullanıyor olabilirsiniz. Belki motorunda, belki alt takımında, belki farklı bir konuda deneyimleriniz olabilir. Bunu yorum kısmında lütfen belirtin. Çünkü bu videolar bu otomobili alacak arkadaşlar için faydalı oluyor. Ben de otomobil almadan önce YouTube'dan videosunu izliyorum, forumlardan araştırıyorum. Yakıt tüketimini, teknik verilerini, teknik bilgilerini araştırıyorum. Böyle videolar bu otomobilleri alacak arkadaşlar için yararlı oluyor. Bu yüzden yorum kısmında belirtirseniz deneyimlerinizi, onlar için faydalı olur. Yine bu tarz videolar istiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı da unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız ayrıca çok mutlu olurum. Kanalımıza abone olup da bildirimleri açarsanız size bildirim gelir arkadaşlar. Bazı abonelerimiz sen video atıyorsun ama ben görmüyorum diyor. Bu yüzden bildirimleri açarsanız videoları ilk önce siz görebilirsiniz. Şu an 5.0 yakıt tüketimine sahibiz. 80 bandında ilerliyoruz. Yani gördüğünüz gibi videoyu bir özetleyecek olursak 5.0 litrenin altına, yani 5 litrenin altına inmiyor arkadaşlar. Fabrika verisi de 5 litreydi. Ama şehir dışında da en fazla 5.5 litreyi gördük. O da 100 km'nin üzerine çıktığımızda. İsterseniz şehir içi yakıt tüketiminde bu videoda görebilirsiniz ama ben yine deneyimimi size sunmak istiyorum. 8.2 litrelere kadar görmüştüm. Önceki arabam biraz seri bir arabaydı. Bunda da o şekilde zorladığım için birazcık fazla yaktı diyebilirim. Ama ortalaması gayet düşük.
bu arabanın bir artısı olarak bunu görebilirsiniz belki. 5.0 litre 100 km'de gayet güzel bir veri benzinli bir otomobil için. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu artık kapatıyorum yavaş yavaş. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.